Bugün 16 Şubat 2023. Depremin 11. günü. Pazarcık halkı ve depremzedeler bir geceyi daha dondurucu havada, dondurucu gecede geçirdi. Biz de dün kendi çadırımızı kurduk ve çadırın içerisinde kaldık. Gerçekten sabaha kadar iki tulumun içerisinde olmamıza rağmen neredeyse donduk, tir tir titredik. Hala çadıra ulaşamamış insanlar var. Bunların da bir an önce kışlık çadırlara ulaşması gerekiyor. Gerçekten dondurucu bir hava var. Sabaha doğru güneşin doğumuna yaklaşık 2 saat var. Burada çadırların yanı sıra hala kurulan çadırların yanına tuvalet ve banyolar kurulmadığı için de insanlar şu Fatih Camii'nin minaresi yıkılmış, Fatih Camii'nin tuvaletini kullanıyor. Ve tabi bu kadınlar için özellikle çok daha büyük problem oluyor. Hasarlı binaların hemen yanı başındaki bu boş araziye kurulmuş olan çadırlarda aslında yüksek sesle
Anlatamıyorum ben buradaki durumu. İnsanlar uyuyor çünkü. O yüzden sadece görüntüleri gösteriyorum. Zaten bu görüntüler söze ihtiyaç duymuyor sanırım. Şu an parmaklarım kopacak kadar üşümüş. Artık buradaki durumu varın siz düşünün. Burası Pazarcık. 6 Şubat günü 7.7 şiddetinde depremin merkez üssüydü. Tek bir binada bile 11 gündür insanlar yaşamıyor. Küçük bir kurt köpeği sanırım. Bilemiyorum cinsini ama uzakta biraz öyle geliyor. Muhtemelen çadırını korumaya çalışıyordur. Bağlı. Onu da daha fazla rahatsız etmeden buradan gidiyor. Evet, daha gün doğumuna 1 saatten fazla bir süre var. Ve yeniden 11. günde de Pazarcık sokaklarını dolaşıyorum. Evet, burası Cumhuriyet Caddesi. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki yapılar sağlam yapılara benziyor. Yani ayakta kalan yapılar, çerez apartmanı, papatya apartmanı. Burası Vestel yetkili servisi. Ve böyle içerideki malzemeler dışarı çıkarılmış ya da daha önce dışarıda olan malzemeler bilemiyorum. Edo apartman burası. Yine karşıda Naz apartman var.
Burası Nurettin Aydın Mahallesi. Depremin 11. günü. Bugün 16 Şubat 2023. Evet, bu 101. sokak. Aslında bu mahallede yıkımın etkisinin diğer mahallelere göre daha az olduğunu göstermiştik. İstasyon mahallesi olarak da geçiyor. Daha önceki yayınlarımızda bir istasyon mahallesi demiştik buraya. Halk arasında öyle biliniyor. Hemen yaya alt geçidinin yanı başındaki şu iki bina tamamen yıkılmıştı ve buradan insanlar çıkarılmıştı. İstasyon şefliğinin olduğu yer. İstasyon şefliğini önceki yayınlarımızda size göstermiştik. Tamamen yıkılmış. İstasyon memurunun eşi ve iki çocuğu yaşamını yitirmişti burada. Bulunduğum cadde direkt kaymakamlık Pazarcık kaymakamlığına çıkıyor. Burası Pazarcık Orman İşletme Şefliği. Bu binada Adalet Sarayı, Pazarcık Adalet Sarayı. Bekçi ve polislerin bulunduğu yer.
turist merkeziydi. Tamamen yıkıldı. Hemen yanı başındaki evde yurttaşların kaldığı bir binaydı. Burası da Ulu Cami. Ulu Cami'nin aslında şadırvanı, duvarları tamamen yıkılmıştı. Bunlar ise ayaktaydı. Binada İlçe Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'nın hemen yanındaki bu binada ilk günlerde yaptığımız yayınlarda buradaki durumu sizlere aktarmıştık. Binanın enkazından sesler geldiğini söylemişti vatandaşlar. İki kişinin hemen şu noktada olduğunu, bir kişinin de biraz daha ileride olduğunu söylemişlerdi. Diyarbakır'dan kızını ziyaret etmeye gelen bir kadının da enkazın altında olduğunu ve bir süre sonra seslerinin kesildiğini aktarmışlardı, paylaşmışlardı. Tabi zaman zaman çekimler konusunda şikayetleriniz oluyor ama eldeki imkanlar çerçevesinde mümkün olduğunca her bir noktayı sizlere göstermeye çalışıyorum. Hem depremin yıkıcılığını hem de aslında eğer prosedüre göre davranılırsa belki de bu doğal afet bu kadar yıkıma neden olamayacak. Bunun çokça örneğini eminim bu videolarda görmüşsünüzdür. Hem köylerde hem de ilçe merkezinde yaptığımız çekimlerde. Karşı dağlar görüyorsunuz karlı. Hava çok soğuk. Sıfırın altında 8-10 dereceyi buluyor. Tabii hissedilen çok daha fazla. Örneğin biz dün gece çadırda uyuduk ve sabaha kadar gerçekten dondurucu bir hava vardı. Sabah da çadırımızın içi sanki yağmur yağmış gibi ıslaktı. Battaniyelerimiz ıslaktı. Biz iki tulum içerisinde yatmamıza rağmen bu kadar üşüdüysek bu naylon barakalarda gecelerini geçirenlerin ne durumda olduğunu düşünemiyorum bir de. Evet, depremden kurtulmuş bir canlı daha, bir köpek sokaklarda. Aslında sokaklarda bizim gördüğümüz birçok hayvan, köpek olsun, kedi olsun,
içerisinde bulundukları durumdan hemen anlayabiliyoruz. Bu depremden ne kadar çok etkilendiklerini, belki birçoğu sahibini yitirdi. Birçoğu yuvasını yitirdi. Sokaklarda bazen bizleri gördüklerinde de hemen oynamaya çalışıyorlar, şirinlik yapmaya çalışıyorlar. Şimdi de Çamlıtepe mahallesine geçtik. Çamlıtepe mahallesi de aslında depremin etkisini diğer mahallelere oranla daha az hissettirdiği bir mahalleydi. Videolarda daha önceki günlerde gösterdik ama bugün bir kez daha bu mahallenin sokaklarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, böyle yukarıdan bakınca pek bir şey olmamış gibi görünüyor, ancak sokak aralarını dolaştığınızda o korkunç manzaraları bir bir görebiliyorsunuz. Pazarcığın durumunu daha önceki çekimlerde böyle genel bir görüntüsünü paylaşamamıştım sizlerle, ama bugün şöyle genel bir görüntüyle Çamlıtepe'den pazarcığı göstermeye çalışıyorum sizlere. Evet, karşıda gördüğünüz hemen gölün kenarında piknik alanı gibi bir alan var. Orada da bir çadır kent kurulmuştu. Bu şirin ilçe, bu güzel ilçe 6 Şubat 2023 saat 4:17'de 7.7 şiddetindeki depremle yıkıldı. Binaların büyük bir bölümü hasarlı, ağır hasarlı. Yıkılan binalar çok fazla ve çok fazla can kaybı var.
Evet, şu an Çamlıtepe Mesire alanındayım. Pazarcığın içerisinde tepenin olduğu noktaya çıktım ve burada tüm pazarcığı görebiliyor. İnsanlar tabii deprem öncesinden buraya dinlenmeye, hava almaya, soluk almaya geliyorlardı. Ancak maalesef birlikte geldikleri birçok kişiyi yitirdikleri için buraya her geldiklerinde muhtemelen bundan sonra yitirdikleriyle yaşadıkları anılar yaşayacaklar, hatırlayacaklar. Çamlıtepe mahallesindeyiz hala. Ve çocuklar için bu ağaca hemen çadırın önünde bir sarıncak yapılmış. Soba tütüyor. Çamlıtepe mahallesindeyiz hala. Güneş doğmak üzere. Hatta doğuyor güneş yavaş yavaş. Burası Osoy apartmanının enkazıydı. Daha önceki videolarımızda burada yürütülen çalışmaları, kimlerin enkaz altında kaldığını anlatmıştık.
kavgayı da çokça gösterdiğimiz için hatırlamışsınızdır. Yoksul apartmanı maalesef birçok kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yapılardan, binalardan biriydi. Daha önceki videolarımızda detaylı bir şekilde hem yoksul apartmanında yaşamını yitirenlerin isimleri hem de burada yürütülen çalışmalara yer vermiştik. İlke mobilyanın hemen yanındaki bu yapı daha önce videolarımızda göstermiştik. Tamamen yerle bir olmuş. Yine bu karşıdan gördüğünüz en uzaktaki yapı ana caddenin üzerinde Lale Apartmanı bitişiğindeki apartmandı. Burası da büyük bir risk teşkil ettiği için yıkıldı. Burası Profesör Doktor Süleyman Gani Dağlı Caddesi, Cengiz Topel Mahallesi. Tabi hemen şurası da, şuradan itibaren de Nurettin Ademoğlu Mahallesi. Evet, şu an bulunduğum nokta, arkamda kalan nokta Cengiz Topel Mahallesi. Hemen karşı taraf ise Nurettin Ademoğlu Mahallesi. Evet, bu Rodi binasını merak eden bir takipçi vardı, bir abone vardı kanalımın. Bu bina sağlam, yani ayakta. Dolayısıyla çocuğunun eşyalarını merak ettiğini, almak istediğini söylemişti. Muhtemelen ağır hasarlı olmadığı için alabilecek. Ağır hasarlı binalara girişler yasak, izin verilmiyor. Ancak yine de insanlar girip eşyalarını alıyorlar. Evet, depremin 3. günüydü sanırım. Elektrik ve sular verilmeye başlanmıştı. O günden bugüne bu enkazın çatlayan, patlayan borularından bu su akıyor. Bu 3 katlı bir binaydı ve zemin katı tamamen çökmüş. Burada birçok yapı böyleydi. Daha önceki videolarımızda göstermiştik size.
Kolay gelsin hocam. Geçmiş olsun. Şu yapının özellikle çatı katı çok tehlike arz ediyordu. Bu da dinçler yardımıyla yıkıldı. Hemen kaymakamlığın arkasındaki yapı. Şurada aslında birçok noktada yollar kapalıydı. Yıkılan binalar nedeniyle, ancak görüyorsunuz birçok sokak açılmış. Bu sokak da onlardan biriydi. Hemen Şemsiyeli Sokağı'nın arkasındaki bu yapı noter binasının iki yan binası. Günay İnşaat'ın bulunduğu binanın bitişiği yıkılmıştı. Burası Ulu Cami'nin arka affedersiniz. Ulu Cami'nin arka tarafı ve burada da yine bu yapı, hemen karşısındaki bu yapı, bu bina yerle bir olmuştu. Çiftepala kasabının bitişiğindeki bu yapının da birinci katı tamamen kolonlar kopmuş ve 4 katlı bina 3 kata inmişti. Hemen Arçelik Yetkili Servisinin yanındaki bu bina da tamamen yıkılmıştı. Bunu zaten daha önceki yayınlarımızda göstermiştik size. Burası Emniyet Ek Hizmet Binası'nın karşısı. Pazarcık Müftülüğü'nün hemen karşısı. Burası Pazarcık'ın Merkez Caddesi, yani Maraş Caddesi. Gittiğimden beri aslında defalarca bu caddeleri adım adım yürüdük, videolar çektik, sizlerle paylaştık. Evet, böylesi genel bir videoyla 16 Şubat 2023 Pazarcık merkezli depremin 11. gününde birçok mahalleyi, sokağı, caddeyi ve buralardaki son durumu sizlere aktarmaya çalıştım. Burada videomu tamamlayacağım. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Gazeteci arkadaşım Azad Altay ile birlikte 11 gündür depremin merkezcisi Pazarcık, Gölbaşı, Çağlayan Çerit köyleri, Dulkadiroğlu, Türkoğlu köyleri, Pazarcık köylerini bir bir dolaşıyor ve buradaki gelişmeleri, depremin yıkıcı etkisini, insanların hikayelerini sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz.
Bu videonun da sonuna geldik. İyi bakın kendinize diyorum. Hoşça kalın.